Merhabalar Business Channel Türkiye izleyicileri. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz İstanbul'dan geliyor. Değerli bir ressamımız Mehmet Necefzade bugün konuğumuz. Dilerseniz öncelikle kendisine bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim. Elbette ki bizler de tanıyalım. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İyiyiz, çok sağ olun. Bizler deyiz. Aslında ismimiz daha farklı bizim. Ama bizler burada isminizi biraz değiştirerek Mehmet Bey diye takdim ediyoruz. Ama aslında isim nedir? Sizleri takdim etmek isterim. Buyurun lütfen. Benim adım Muhammed Reza Necefzade. Ama şimdi Türkiye'ye geldikten sonra arkadaşlar hep Mehmet söylediler. Şimdi nedeni nedir? Ama çok iyi bilmedim ama Mehmet'le adlandım ve onu da kabullendik yani. Ne güzel. Evet. Peki bu yolculukta sanat hayatımızda var, ressamız. Bu başlangıç yolculuğu sizin için nasıl oldu Mehmet Bey? Sanat, ressamlık kısmı hayatınızda ne zaman birleşti? Aslında ben şimdi bir kendimden anlatayım. Ben aslında İran doğumluyum. Azerbaycan Tebriz şehrinde doğdum 1965'te. Ama sanat benim ilk çocukluktan beri vardı benim içimde. Yani bir şeyler vardı. Yani bazen müzike çok kendimi yakın hissediyordum. Bazen resime. Yani henüz karar veremiyordum hangisini çok seviyorum. Ama 18 yaşlarımda bir arkadaşım vardı mahallemizde. O bir minyatür resmi gördüm ben onda. Ondan benim şeyim başlandı yani. Esinlendiniz. Evet. İçimde bir şey sanki açıldı, bir şey oldu. Yani kesin ben de bunu yapmak zorundayım. Yani öyle bir irade geldi bana. Ve ondan karar verdim kendime. Ben de onun gibi bir ressam olacağım. Ne güzel. Ama tabii ki minyatürde çalışmadım. Resimin farklı bir yönünde hareket ettim. Ve memnunum. Ve başladım ve başardım bu işi ve şimdi de ilerliyorum, durmak yok. Harika. Sanat, ressam kısmı, renkler hayatınıza Evet. Girdi. Evet. Ama Türkiye'ye gelişiniz ya da Türkiye'de kalma sebebiniz nasıl gerçekleşti? Türkiye hep biz radyolarda, televizyonda dinlerdik. Biz çünkü Türk kökeniyiz. Azeri kökeniyiz. Tabii ki bir şey oluyordu yani bir hissiyat vardı bunun için. Ve buraya geldikten sonra da bir arkadaşım vardı. Ben resim yaparken söyledi bir Türkiye'de gel. Burada da bir senin işlerini görsünler. Bir tanış burayı. Neyse ben geldim ve sevdim burayı. Yani İstanbul'un havasını, manzaralarını ve kültürünü çok yakın bize, kültür olarak da çok yakınız aslında. Onun için bir şey hissetmedim, bir uzaklık hissetmedim. Ve sevdim ve tekrar gelmeyi düşündüm buraya. Bu tekrar gelip gitmeler tabii ki bir şeyler, evet, artık evet bizi bu yere kadar getirdi ve burada yaşamayı bize sağladı. Allah'a şükür memnunuz. Ne kadar güzel. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. İşinizin keyifli yanlarınla birlikte zorluk yanları nelerdir sizin için? Sanat tabii ki zorlukları var ve onun yanında ikisi de bir arada var aslında. Hem zorluk ve hem keyif. Yani zorlukları çalışmalar, aktarışlar, ondan sonra uğraşmalar. Bazen görüyorsun iyi olmuyor resmin, iyi gitmiyor. Bunlar hepsi zorluk yani. Olmuyor yani noktaladığın hedefe ulaşmıyorsun. Hep yapıyorsun, olmuyor. Yani ikna olmuyorsun. Tabii ki bu zorluklar oluyor. Ama o noktaya vardıktan sonra o zorluklar keyif oluyor senin için. Artık zorluk olmuyor. Zorlukta yaşıyorsun. Ama sonra o zorluk yaşamını keyif görüyorsun. Yani böyle bir yöntemi var resim. Harika. Evet, gerçekten enteresan bir şey. Bazen ben ileriye bakıyorum, yani geçmişe bakıyorum. O zorlukları çektim ama görüyorum o zorlukların olması gerekiyor. Olmadan keyfe ulaşmayacaksın. Kıymetini bilmiyorsunuz Kıymetini sonrasında. Bilmiyorsun tabii ki. Tabii.
Motivasyon kaynağınız nedir sizin? Motivasyon kaynağım aslında resimdir ama şimdi doğada yaparken resimi daha motive oluyorum. Çünkü doğada farklı bir enerji var. Direkt enerji var. Sen atölyede çalışırken mesela sadece hayal ediyorsun o yeri yani o alanı. Ama o alanda olduğun zaman direkt o enerjini alıyorsun. Onda daha çok motivasyon oluyor insan. Onun için doğada yapmak her zaman beni çok motive eder. İç içe geçiyor onu yaşayarak, o duyguları tabii görerek. Tabii ki yani resmetmek bambaşka. Tabii ki resim doğadan yapmak çok farklı bir duygu. Çok çok farklı. Biri yaşamasa bunu anlamak çok zor. Doğru. Siz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz öyleyse? Sırf doğa mı? Ben yok her şey tüç yapıyorum. Yani şimdi portre yapıyorum, manzara yapıyorum, natürmort yapıyorum. Yani ne gerekiyorsa, ne beni etkilediyse onu yapıyorum. Etkilediği zaman yapıyorum. Ya oturduğum zaman, odaklandığım zaman yapıyorum. Bir fotoğraf etkiliyor. Ne bileyim bir doğada bir manzara beni etkiliyor. Bir insanın portresi, bir insanın bakışı, bir çiçeğin duruşu, bir ağacın vesaire vesaire. Yani her şey ressamı etkileyebilir. Özgürlük. Evet, özgürlük. Kullandığınız bir tekniğiniz var mı size has? Ben çok teknikler kullandım aslında. Yani hep araştırıyordum, hep uğraşıyordum tekniklerle. Ama en son zamanlar çok sulu boya, yağlı boya da yapıyorum. Sulu boya. Sulu boya çok beni etkiliyor. Çünkü sulu boyada çok farklı bir duygu var. Sulu boya şöyle söyleyeyim. Sulu boya çok farklı başka tekniklerle. Çünkü sen çok az suyla ve çok az renk ile çok büyük şeyler yaratabiliyorsun. Onun için sulu boya beni çok etkiliyor. Ve sulu boyanın gerçekten bir çok ondan irtibatım kurabiliyorum o teknikle. Onun için sulu boya yoğunluk şimdi daha ön planda. Evet, daha ön planda. Resim yaparken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani şimdi her ressamdan bunu sorarsınız kesin bu cevabı alırsınız. Sadece resim yaparken kendimi çok çok mutlu hissediyorum. Çünkü her yerden kopuyorsun. Sadece kendi içindeki güzelliklerle uğraşıyorsun. Kendi içindeki özellikleri sadece görüyorsun. Onun için resim yaparken kendimi çok mutlu hissediyorum. Peki siz resim çalışmanızı yaparken yarışmalara katıldınız mı, aldığınız ödül var mıdır? Evet, birkaç ödül oldu. Yani şimdi İran'da da tabii ki orada sergiler açtım, sergiler koyduk, ödüller aldık. Ama buradaki yarışmalarda, çünkü uluslararası oldu İzmir'de 3 sene önce, 2016'da sanırım. Orada Bornova'da uluslararası bir sulu boya yarışması oldu. Orada ben 2 masyon kazandım. 5.'lik ve 6.'lik kazandım. Ve ondan sonra Urla'da 1. çıktım. Harika. Uluslararası. Ondan sonra bir etkinlik oldu şeyde, Portekiz'de. Tras Verdas Belediyesi her sene 12 sanatçını dünyada orada davet ediyor ve orada etkinlik yapıyorlar, workshop yapıyorlar. Ve orada da gittim, çok güzel bir anılar oldu. Orada başka bir sanatçılarla, çok iyi bir sanatçılarla tanıştık. O amaçtan çok iyi oldu. Sizi motive eden şey nedir? Bu kadar güzel ödülleri kazanmak, bu kadar güzel çalışmalar, imzalar atmak ve tabii ki de o genetik yatkınlık olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar o arkadaşınızın çalışmasını görüp hani ben de yapabilirim kısmında adım atsanız da o yetenek var, o duygular var. Harmanlandığı zaman bu kadar da güzel eserler çıkıyor ve taşlanıyor ödüllerle. Bunun altında aslında sizce ne vardır? Yani çünkü biliyorsunuz sanat bir herkesin içinde var. Herkesin içinde insan olarak sanat
söyledin içinde var. Herkesin içinde var. Onun için tabii ki beni motivasyonu yükselten sadece söylediğim gibi bu sanattır. Sanatla ilgilenmektir. Çünkü sanat bir ülkenin ruhudur. Ve maddi şey değil sanat. Asla. Tamamen manevi asla bir kısımdır. Ve o olmayınca tabii ki insanda sadece yani insanı insan eden ruhtur. Ruhtur, duygulardır. Duygulardır, evet. Bundan sonrası için çalışmalarınız mesela neler olacaktır? Sergiler, hedefler nelerdir? Hedef sadece çalışmaktır. Yani bir yere varmak yoktur bu işte. Yani bir yere varmayı da tabii ki istiyorsun, bir hedefler, bir noktalar koyuyorsun kendinde ama en güzel noktası çalışmaktır. Yoksa çalıştıktan sonra resmini görüyorsun. Ondan sonra resmine bakıyorsun. Sadece kendini orada görüyorsun. Onun için beni en çok motivasyon eden ve en önemli nokta resimde çalışmaktır. Sadece çalışmak. Genelde ressamlar yaptıkları çalışmalarda açık bir pencere bırakır. Duygularını anlatır. Orada belki düşüncelerini belli eder. İlla ki bir nokta vardır, onu görebilmek gerekir. Açık açık belli eder misiniz? Yoksa karşı tarafın anlamasını artık... Zor bir soru ve çok güzel soru aslında. Bir içinde bir şey oluyor, bir ışık oluyor, görüyorsun onu. Ama hep ona doğru gidiyorsun. Yani yakınlaştıkça uzaklaşıyor o, yakınlaştıkça uzaklaşıyor. Güzel. Ve uzaklaştıkça sen büyüyorsun. Yani bu nokta bakıyorsun, bir ressamlar var dünya çapında, yani muzelerde yıllar, belki 500 sene üstüne gibi hala onun ismi ve onun duyguları yaşıyor. Yani bu çok çok mühim. Padişahlar geliyor gidiyor ama hiçbirisinin ismi kalmıyor hatta bile. Ama sanatçının ismi gittikçe parlanıyor. Yani bu yani sanatın çok mucizevi bir noktasıdır. Kesinlikle. Öğrencileriniz aranız nasıldır? İyi anlaşıyoruz. Öğrencilerimle yani tabii benim bayağı öğrencim var. Çünkü ben Türkiye'ye geldikten sonra Seven Sanat Galerisi ile tanıştım. Ve şimdiye kadar da orayla devam ediyoruz. Şimdi orada çok bayağı öğrenci var. Ve 18 arası, 18 ve 70 arası evet öğrencilerim var. Çünkü herkeste bu yetenek var. Fark etmez. Yaş önemli değil sanatta. Nasıl söylerler, aşkı yaşı yok. Sanatta bir aşk gibi yani. Yaş istemez ona. Yaş aralığı yok. Yaş yok yani. Sanatta yaş yok. Benim şimdi öğrencilerim var. 60 yaşında, 50 yaşında çok güzel yapıyorlar. Gerçekten yani gördükçe ben mutlu oluyorum yani. Bu kadar insan iradesi ne kadar şey olabilir. Durdurulamayan bir duygu bütündür, o duygu coşkusudur. Genç ressamlara önerileriniz nelerdir? Genç ressamlara benim tavsiyem çalışmaktır. Ve sevgiyle çalışmaktır. Konsantre olmak çalışmaktır. Çünkü çalışmasan, konsantre olmasan kesinlikle bu işte başarılı olamayacaksın. Çalışmakla konsantre olabilirsin ve sevgiyle, bu işi sevmekle tabii ki daha yükselebilirsin. Onun için tavsiyem çalışmak, çalışmaktır. Üretmek. Üretmek, evet. Zaten o ilerleyiş, başarı, takdir edilmek, hani parmakla gösterilmek tıpkı böyle ödüllerle taşlandırılacaktır. Nice güzel de başarılı her daim inşallah o sizin eserlerinizde isminizi, imzanızı görmek dileğiyle. Teşekkür ederim inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. İnşallah toplum nezdinde de hem sanata hem sanatçıya gereken değer ve önem verilir. Çünkü toplumsuz bir sanat, ciddi anlamda altını çizeceğiz, hiçbir şekilde tabii ki olmayacaktır. O yüzden de
sanat sanat, çalışmak çalışmak, çalışmak diyelim. De, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun, çok sağ olun. Değerli ressamımız İstanbul'dan geldi. Mehmet Necefzade bugün bizlerleydi. İşi Bilen programındaydı. Bir sonraki programımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.